İtalya Başbakanı Mario Monti hafta sonu deprem felaketiyle sarsılan Emilia-Romanya bölgesini ziyaret etti. Bazı vatandaşlar Monti'yi ıslıklarla protesto etti. Monti ilk olarak depremin merkez üstlerinden Sant'Agostino'ya geldi. Buradaki işçinin öldüğü seramik fabrikasına uğrayan başbakan bir grup işçiyle görüştü. Peki işçiler bu ziyareti nasıl karşıladı? Monti buraya geldi. Bir iki çadıra baktı, ardından da güzel ayakkabılarını çamura bulamamak için gitti. Şimdi etrafındaki 50 kadar palyoçayla pahalı bir restoranda yemekler yiyecekler. Buradayken hiçbir şey duymadık. Ne bir selam ne bir teşekkür. İşte İtalyan hükümeti. Benim açımdan bir şey değişti mi sizce? Şu halime bakın. Bir şeyler değişmiş gibi mi? Bu sabah durumumu öğrenmek için işe gittim. 13 hafta kadar evde kalmak zorunda olduğumu söylediler. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Nasıl kirayı ödeyip ailemi geçindireceğim? Onun açısından değişen bir şey yok. Takım elbisesiyle evine gitti. Biz buradayız. İtalya Başbakanı bölge için olağanüstü hal kararı çıkartacaklarını belirterek depremden etkilenen halkın bir an önce normal yaşama dönme isteğini gözlemlediğini dile getirdi. Depremin en çok etkilediği Vinale Emilia kasabasına da uğrayan Monti, depremden etkilenen bölgelerden vergi alınmasının durdurulmasına yönelik bir girişim üzerinde çalışacaklarını ve bunun mümkün olduğunu aktardı. Pazar günü meydana gelen depremde 7 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı.